Tabii. Sevda Hanım merhaba. Sevda Hanım aynısınız. Evet, arkanızdaki ne acaba? Biz biliyoruz da. Sürpriz diyemeyeceğim, o kadar bariz yakalandım ki. Nasılsınız? Biz abi. Mutluluklar diliyoruz, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gelinliği sırtlamışım, gidiyorum. Evet, gelinliği çocuğumu da sırtladım, gidiyorum. Evet, çok renkli olsun. Bir görüntünüz var böyle. Evet. İnşallah. Nasıl? Ne zaman? Düğün. Düğün ne zaman? 27'sinde inşallah. İyi hayırlısı evet. Olsun. İnşallah hayırlısı olsun. Bekliyoruz efendim sizi de. Nasıl bir düğün olacak? Yani nasıl hazırlandınız? Yani bir after partili tabii ki her düğün sonrası. Güzel, iyi olsun diye bekliyoruz ama bakalım. Genelde son zamanlarda yani son yıllarda gelinler daha çok hani bir tane gelinlikte değil de. Yok bayağı bir. 3 tane 4 tane. 3 bir evden çıkışımız var. Bir after partimiz var. Bir asıl gelinliğimiz var. 3 kıyafet. Kıyafet tabii. Hayır. Damadım var. Öyle yani. Damatta var mı bir değişik bir şey olacak mı yoksa? Var. Onda da var. Onda da iki tane partiye geçerken o da bir iki tane falan olacak yani. Bakalım yeni heyecan var. Bekliyoruz ya. Çok masraflı bir düğün olacak mı yani mesela ya da siz öyle bir düğün tasarlıyor musunuz kafanızda? Aslında biz geçen seneden hani düğünümüzü planlamaya başlamıştık. Geçen sene hiçbir şekilde bir şeyler yokken buna evrildi. Daha da güzele evrildi. Yani hayalimin de daha üstüne evrildi. Ama ne yazık ki yani bu dönemde gerçekten evlenmek çok zor. Gerçekten düğün yapabilmek çok zormuş. Hani masraf. Evleneceklere geçmiş olsun. Bir de köpeğinizi bilmeyenler için biz tanıyoruz da ismi evet. Nedir? Çok Bam Bam. Bam Bam. Ona Bam onun yine aile ferdinin. Evet, o düğünde herhalde düğünde o başka şeyle. Tabii papyon takıp. Öyle mi? Düğünde olacak mı yoksa o? Papyon. Ya herhalde yani çok yoramam. De. Çok yavru çünkü daha. Evet. Hani ama bizi odada bekler. Hazırlık nasıl uzun sürdü mü prova? 3-4. Provada teslim ettiler. Gerçekten çok başarılı bir yerde çalıştım. Pınar Hanım da çok özverili davrandı bu konuda. Onu da zaten görürsünüz o gece inşallah. İyi hayırlısı olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Bir oylama yaparız bir senin gelinleriyle. Tamam, onun için iş hayatı nasıl gidiyor? Neler yapacaksınız? Vallahi aslında bu sene o kadar güzel bir bomba haberimiz var ki. Yani haberimiz diyorum çünkü eski ekiple de ilgili bir haber olacak. Ama bunu benden duymayın. Yok çıktı biz okuduk. Çıktı evet. Biz de şu an senaryoları bekliyoruz. Siz de olacaksınız kadroda derdi değil mi? Evet. Arka sıradakiler meşhur o diziden mi? Evet. Aynı kadro. Ya aynı evet. Eksiklerimiz olabilir. Yeni katılanlar olabilir. Ama bakalım. Yine bir lise hikayesi mi olacak yani? Hala lisede misin? Hiç söylemeyeyim. O kadar benden bilmeyin. Ya o değişik mi? Proje detayından konuşuruz tekrar. Ama yani o bir heyecan kattı yani bana bu sene. Peki hiç olmayacak kişi var mı yoksa hepsi var mı? Onu söyleyebilir misin? Ya var birkaç olmayacaklar da vardır. O dönem çünkü hani şu an herkes farklı projelerde hali hazırda projesi olanlar da var. Hani ondan kaynaklı olmayacaklar da var. O dizide sizi böyle sarışın halinizle biliyoruz. O tekrar sarışın olacak mısınız yoksa böyle? Bunu arka taraftaki kişiler de soruyor ama olmayı düşünmüyorum şu an. Çünkü 10 yıl sonrasını canlandıracağız. Hani 10 yılda hiç kimse eskisi gibi kalmıyor. Evet, hani ondan dolayı belki olamam. Belki izleyicim beni böyle de kabul edebilir. Böyle bir sebebi. Peki o dönem çok beğeniliyordu dizi arka sıradakilerde. Hala güncelliğini de koruyor hala. Benzer evet, dizilerde yani, yapıldı. O sırrı neydi o arka sıradakilerin? Aslında ekip ruhu diyeceğim ben. Çünkü senaryosundan yönetmenine, yapımcısından yani set çalışanlarına kadar herkes bir özverili. Herkes canla başla çalıştığı için sırrı bence oydu. Hamdi Bey'di galiba yönetmeni. Evet, yine bu dizide o mu var yoksa yani? İnşallah olur. Yani bilemiyorum şu an arka tarafında o kadar işlemleri. Olursa bize de sürpriz olur. Tamam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bye bye. Uğurlayacağız sizi.